olsun diyelim Mustafa Bey. Başınızdan talihsiz bir olay geçti diyelim. Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle hepinizin karşısına böyle çıktığım için özür dilerim. Keşke, yani özür dilerimden kastım şu. Hani daha iyi bir şeyle karşınıza çıkmak isterdim. Yaptığım işlerle karşınıza çıkmak isterdim. Ve ayrıca kusura bakmayın. Pandemiden dolayı her taraf kapalı olduğu için sizi başka bir yerde ağırlamak isterdim ama teknik olarak yapabileceğim bir şey yok. Ayağınıza sağlık, Allah razı olsun. Biz geldiniz. Darp edildik. Kız arkadaşım dayak yedi. Yani dayak yedi derken hani şimdi abartmanın da gereği yok. Hani arabanın kapısını açtılar. Tekme tokat girdiler. Ben kendilerine de söyledim. Ali abinin programında, Ali Evi'nin programında. Hani lütfen bütün kamera görüntülerini yayınlayın. En azından benim kimseye vurmuş olduğum var mı? Saygısızlık etmiş olduğum var mı? Zaman zaman orada da özür diledim. Stresten dolayı, çünkü hani hepimizin hani bisikletten düşse birisi ya da kaza geçirse korkarız ve hani ne bileyim bir yetkili ambulans, yani ne bileyim ya da bir sağlık ocağına gideriz. Orada öyle bir şey olmadığı için ben kendim video çektim. Zaten ben video çektikten sonra benim başıma gelenler başladı. Tehdit edildim ve artistliğimle sınandım. Artist misin dediler. Artistim dedim ben de. Yani yalan değil, artistlikten para kazanıyorum. Olaylar gelişti ve sonrasında biz darp edildik. Ben, pilot arkadaşım, pilot arkadaşımın karısı ve benim kız arkadaşım. Sonrasında biz polisi aradık. Kayıtlarımız da var. Yaklaşık 14 defa polisi aradık. 155'i. Ben de zaten şunu dile getirdim. Böyle bir organizasyon yapılırken neden orada bir sağlık görevlisi yok? Neden çekici yok? Gerçi Tanju sen anlatsana. Mesela çok affedersiniz, ben şunu söyleyeyim. Şimdi bir organizasyon yapıyorsunuz. Uluslararası rally yarışması. Çekici geliyor. Çekiciyi kendi paranızla ödüyorsunuz. Bizden para talep ediyor. Bizden değil. Ben pilot arkadaşımdan. Ya o şeyle, camiayla aslında camianın sadece yani camiayla alakalı, alakalı bir durum değil. O günkü organizasyonumuz şu vardı. Finish çizgisine kadar. Zaten ben etabın 100 metre kala bir trafik kazası geçirdik. Olabiliyor. Evet, bu sporda olabiliyor. Mustafa abinin endişesi var. Evet, doğru. İşte çünkü rally'ye çok alışkın değil. Arabaların korunaklı, evet korunaklı arabalarımız ama o arada işte belki bir iç kanama geçirebilme vesilemiz olabilir diye. Çünkü hepimizin yakınları var, hepimizin sevdikleri var. İnsanlar en ufak bisikletten düşse bir kaygı içinde oluyoruz. Mustafa abi de öyle bir kaygının içinde, onu yani diyor ki bu alanda neden ambulans yok? Tartışma bundan başlıyor. O sırada ben yoktum. Ben geldiğimde zaten tartışma zaten bitmişti geldiğimde. Sonra ne olduysa işte bir anda oldu. Evet doğru, oradan yani finish çizgisinden etabın orası orman yolu 10 kilometre civarı, 20-22 kilometrede ana yoldan, Bodrum yolundan bizim servis alanının, yani Mustafa abinin olduğu, bu olayın olduğu yere o kadar kilometredeydik. Benden 400 TL istediler. İşte yarış turnuva olduğu için üzerimde para yoktu. Bir arkadaşım aradım işte orada olmasını gerektiğini, 400 lira istedim. Tamam dedi. Gittim, verdim. İşte o sırada içeri geldiğimde bir kargaşa vardı. Peki sizi kazadan sonra neyle aldılar? Neyle geldiniz siz? Ben kurtarıcının üzerinde arabayı çekiciyle geldim. Çekiciyle geldiniz değil mi? Evet. Çekiciyle geldiniz. Ambulans falan gelmedi. Yok. Hayır. Sizin aslında isyanınız buydu diyebiliriz. Hani ambulans niye yok? Hani nasıl bir organizasyon diye. Tartışmanın nasıl daha ne başlangıç doğru galiba. Tartışma değil. Ben sadece durumu izah ettim. Yok, sizin izahınız sonrasında geçin. Sonrasını ben hayatımda ilk defa Bodrum'a gittim arkadaşlar. Kimseyi tanımam etmem. Davetli olmadığımı söylediler. Tanju davet etmişti. Spora düşman olduğumu söylediler. Çok affedersiniz artık hani burada söylemek zorunda kalıyoruz ama Tanju'nun sponsorlarından biri bendim. Hani spora destek değilsem yani niye gittim oraya? Peki 82 araç. 82 araç. İkişer kişiden 160 tane pilot ve kopilot yapıyor. Ve yaklaşık 100 kişilik belki de bir ayrıca bir personel alanı. Böyle bir alanda neden güvenlik önlemiyor? Hani orada kavgalar çıktı, olaylar çıktı, darp edildik. Şimdi kolluk güçleri nerede? Şimdi
Şurada hep beraber yan yanayız. Eğer biraz daha fazla burada kalırsak herhangi bir kolluk gücü, kimse yargılamak için söylemiyorum, hani gelip diyecek ki bize bu kadar toplu alanda bulunamazsınız. Olaylar çıktı. Kız arkadaşım, karısı lösemi hastası. Darp edildik. Arabamın sensörlerinden sileceklerine, ne bileyim işte dikiz aynasından boyası kaportasına kadar her taraftayız. Arabanın içinde darp edildik. Bir de şöyle bir durum var. Olayda birisi vuruldu falan diyorlar ya, işte Mustafa Şunal silah kal. Vurulan bizim abimiz. Ben kimseyi... Silah kullanan kim var? Tamam da şimdi ben güvenlik görevlisi değilim. Gelen giden kimsenin üzerine arayamam. Ben arabanın içerisindeyim. 60 yaşında orada bir kebapçı abimiz var. Esnaf. Hani ona telefon açtım abi, dedim. Burada kimse yardımcı olmuyor. Tanju kaza geçirdi. Yol bilmem, iz bilmem. Hani burada da yardımcı olmuyorlar. Allah aşkına sen hani gel. Yani çağıracak olsam 60 yaşında adam mı çağırır? Hani 150 kişinin arasına da yani iki kamyon adam çağırmam lazım benim teknik olarak. 60 yaşındaki adamı darp ettiler. Gelen arkadaşlarımızı darp ettiler. Peki hani böyle kadına şiddet, kadına şiddet diye bağıran arkadaşlarımız orada bir kadın darp edildi. Bir de şuna geçiyorum. Yani hızlı hızlı konuşuyorum vaktinizi almamak için ama velev ki ben bir suç işledim. Değil mi? Ben suç işledim. Kadınları niye gözaltında tuttunuz? Bacağından vurulan adam, bizim arkadaşımız, neden 24 saat gözaltında kaldı? Hastanede değildi. Şimdi bizim arkadaşımız vuruluyor, yani abimiz, arkadaşımız derken vuruluyor ve gözaltında tutuluyor. Silah kim bu? Çok konuşuluyor. Silah. 2-3 tane çok konuşulan şey var. Size de üzerinize belki yıkılmak isteniyor, bilmiyorum. Hayır, ben... Mesela alkollü oldunuz, olayların böyle başladığı gibi şeyler. Bunlara hastaneye gittik. Hastaneden raporlar alındı. Şimdi bunların hepsi yazılı. Ben bir de ayrıca Ali abinin programında da söyledim. Dedim ki lütfen bütün güvenlik kameralarını yayınlayın. Şimdi böyle bir organizasyonda bir sürü güvenlik kamerası olmaz mı? Ben mi yanlış düşünüyorum? Ya, tamam ben yanlış olması düşünüyorum. Gerekiyor. Bilmiyorum. Yayınlayın. Ne olduğu ortaya çıksın. Hani ayrıca da ben orada güvenlik personeli değilim. Ben şu anda sizin üzerinizde arama yetkim var mı? Yok. Hani herhangi bir üzerinizde de silah ya da delici alet var mı yok mu diye ben şu anda bir şey yapabilir miyim? Kolluk güçü müyüm ben? Ayrıca da böyle bir organizasyon yapıyorsunuz. Neden orada kolluk güçleri yok? Buyurun gelin. O kadar çarşı pazar karıştı. Herkes birbirine girdi. Bir tane kolluk gücü yok. Hani velev ki ben suçluyum. Lütfen her taraftaki güvenlik kameralarını açın, yayınlayın ortaya. Belediye başkanı vardı sonrasında. Belediye başkanını ben tanımam, etmem. Hani belediye başkanını da hani bir şey de diyemem. Belediye başkanına buradan tek bir şey söyleyeceğim var. Onu da belediye başkanı dedi mi dedim bilmiyorum ama şunu söylemek istiyorum. Sayın oradaki yetkililer, hani kim söyledi bilmiyorum. Allah şahidim olsun bilmiyorum. Mustafa Üsün daha bundan sonra Bodrum'da istemiyoruz. Bodrum'a gelemez. Bodrum halkı da istemiyor tabii. Doğrudur. Yani totalde bu. Şimdi bunu söyleyen mülki amir kimse seçilmiştir ve oranın sahibi değildir. Bu bayrağın dalgalandığı her yerde anlamın akıyla göğsünü gere gere istediğin yere gider. Kimse bunun kararını veremez. Ama bunu kim söyledi bilmiyorum. Şimdi yalan söylemeyeyim. Ben duymadım. Allah'ın izniyle. Dinliyorum. Mustafa Bey şunu aydınlatamadık ama silah kime ait? Yani kime ait olduğu ortaya çıktı mı yoksa şu an belirsiz mi? Çıktı tabii canım ya. Olur mu canım? Devletin kolluk güçleri var. Kuvvetleri var. Yani, ayrıca da hani vurulan bizim taraf. Ama onu anladık da silah kime ait? Yani, silahın kimi kullandığı, şey galiba değil mi? Hani 60 yaşındaki çağırdığınız esnafı mı ait? Hayır. Şöyle... Dolayısıyla yani, soruşturma sürüyor zaten aynen. Silahla alakalı. Belli yani silahı kimi kullandığı belli. Belli yani. Canım belli. Yani her şey gözaltında. Ama hani, yerleri gözaltına alınır. Ha bu arada şimdi. Hayır silah alan değil. Biz bu arada alındık. Gözaltında tutulduk. Ki kolluk kuvvetleri yerinde bir şey yaptılar. Yani bu arada bir şey diyemem. Bir detay daha var. Tanju Bey'in de eşi galiba gözaltına. Evet. Benim kız arkadaşım da gözaltına. Hem darp edildi hem tekme yedi. Darp raporu var. Hem de gözaltına alındı. Yani gözaltına yani orada bir olay yaşadığınız ifade vermeniz gerekirse gözaltına. Hayır. Şimdi yasal prosedürü ben bilmiyorum.
Hani o konuda bir şey söyleyemem. Hani işin nasıl işlediğini. Ama ve lakin bizi darp edenler, bize vuranlar, benim hürriyeti... Ya, abi kapıları kapattılar. Ya iş... Ya, 50 kişi, 60 kişi belki yani... 50 kişi, 60 kişi belki etrafımızı, yani o görüntülerin tamamını yayınlamadılar. Ben rica ediyorum buradan bütün kamu kuruluşlarına, bütün devlet yetkililerine, bütün o spor bakanlığı, yok spor bakanlığı değil, Rally Federasyonu. Abi güvenlik kameralarını yayınlayın. Şimdi burada konuşuyoruz değil mi yani? Ya bir sürü yerde yok mu? Kamera var abi. Yayınlayın abi. Hani benim bir kişiye vurduğum, ki benim görüntülerimi de ayırırken, bu arada da ben orada da evet sivkaflı laflar ettim. Çünkü hayır ya, abi kız arkadaşıma tekme atılıyor. Yarış bitmiş, adam hala gelmemiş. Herkes toparlanmış gidiyor. Aradan yarım saat geçmiş. Benim kardeşim nerede diyorum. Artist diyor, artistliğini yap sen diyor. Doğrudur. Belki de kötü değil. Belki de ben espriyi yanlış anladım. Olabilir. Hani olayın. Ve korktum ve ben rally'nin bu kadar güvenlikli bir şey olduğunu bilmiyorum. Hani o arabalar takla atıyor, makla atıyor. Hani ama ve lakin bizim setimizde bile ambulans var. Hani biz de bir rally kadar tehlikeli spor yapmıyoruz. Şey yani bir iş yapmıyoruz ama orada bile ambulans var. Ya ambulans nerede? Ayrıca da ya Allah Muhammed aşkına yani görüntüleri lütfen... Ya bir kişiye vurduğum var mı ya? Ayırıyorum ya. Görüntüler olayın tam neresinde? Başında mı, ortasında mı, sonunda mı yaşandı? Yani bazı görüntüler çekimler var. İşte yani sizin komite binasına gittiğiniz ve komite binasına... O sırada ayırma şeyinde, o sırada ben de gelmiştim. Komite binasına girdim. O andan başladı kanka, yoksa ilgisi var mıydı? Yok, ben çıktıktan sonra. Ben şey yapmaya başladım. Video çektim, gösteririm size de. Ben Mustafa Üstünlüğü dedim. Önce kendimi gösterdim. Bakın dedim, olay yerinde bir ambulans yok. Arkamdan küfür kıyamet gelmeye başladı. Sonra tanımadığım insanlarla birbirine gittiler. Sonra her şey gitti. Ben iki kadında kaldım. Sonrasında da sizi spor düşmanı ilan ettiler. Hatta bazı köşe yazarları işte yapımcılara seslendi. Böylelerini işte hani filmlerden okudu, dizilerden okudu yani. Olayı tam anlamadan sanırım hani. Fatih Altaylı'dan bahsediyorsunuz. İsim verebilirim. Verebilirsiniz. Zaten köşe yazısını. Aynen. Şimdi ben kendisini tanımam, etmem. O da beni tanımaz, etmez. Mutlaka şimdi bir olay ona haberdar edilmiş ki, edilmiş ki derken hani birisi ispiyonladı anlamında söylemiyorum ama sakın anlamayın. Bir şeye dair yazdı. Ama ve lakin görüntüler orada da. Ben kimseye vurmuş muyum? Ben kimseyi vurmuş muyum? Ben kimseyi dağıt etmiş miyim? Kadına şiddet diye her tarafta bar bağıran insanlar, basın yayın kuruluşları, yani hiç kimse tenzih etmeden konuşmaya çalışıyorum, ne olur yanlış anlamayın. Benim yanımdaki kadın darp edilirken neden onu söylemediler? Ve ben, ya abi güvenlik kayıtlarını yayınlayın ya. Bulunduk. Ali abi programında da söyledim. Lütfen yayınlayın. Diyor ki işte 100 tane jandarma personeli, işte şu kadar kolluk kuvveti. Madem o kadar güvenlik personeli ve kolluk kuvveti vardı, neden o olaylar oldu? Ayrıca da bir adam kaza geçiriyor, ambulans gelmiyor, çekici parasını kendi cebinden veriyor. Ve bu uluslararası organizasyon diye geçiyor. Ayrıca da gerek mülki amir mi deniyor seçilmiş kişilere? Yok. Yani o da seçilmiş. Hayır, bu belediyenin yaptığı açıklama. Ha, yani terimleri doğru seçmeye çalışıyorum bilmediğim için. Yani Mustafa Üstünlüğü abi Bodrum'da istemiyoruz. Tamam ben de o zaman dedim ki ben de seni İstanbul'da istemiyorum diyeyim. Yani. Şimdi bu doğru bir cümle mi? Hani insan madem böyle bir şey oldu, ben velev ki bu ülkede yaşayan bir insanım. Gelin bir sorun. Hayırdır kardeş, ne oldu deyin. Bana da bir sorun. Siz Bodrum'a hiç çekmesiniz. Bu memlekette özür bekliyor musun? Evet. Kimin yaptığını bilmiyorum. Ama şimdi
Allah planlayan yapanların en güzelidir. Bu arada bir kız arkadaşımız da var. Kendisine sormamız lazım. Şimdi ben onun adına karar veremem. Sen bir sor bakalım. Yani şey, eğer kendisi konuşmak ister mi istemez mi? Şunu da soralım. Bunun olaydan sonra herhangi bir telefon geldi mi size? Hani bir ara buluculuk veya bir özür veya siz suçlusunuz tarzında herhangi bir iletişime geçtiniz mi karşı tarafla? Vallahi ben 2 gündür, 3 gündür telefonumu kapalı tutuyorum. Yani kapalı tutuyorum derken sadece yakınlarımla konuşuyorum. Çünkü şey gibi oldum. Sanki ben eli silahlı mafya. Yani 150 oradaki 150 kişiye ha o, şunu da söyledim Ali abinin programında. Ya dedim ki ben neymişim o zaman, beni tekten Suriye'ye gönderin 4 kişiyle beraber. Ben Afrin'i alayım geleyim yani. Madem böyle bir imkanım varsa benim bu kadar güçlüysem. Bana diyorlar ki telefon açtın. Evet açtım. Adam yok ortada, ambulans yok ortada. Yol bilmiyorum, iz bilmiyorum. Nereye gideceğim? Ayrıca da madem ben oraya velev ki adam çağırdım. 14 tane polisi arama kaydımız var. Bizim telefonlarımızı aldılar olaydan sonra. Telefonlarımız elimizden alındı. Karakola teslim edildi. Hani bizim polisi aradığımız var. Şimdi ben hem adam çağıracağım hem de polis çağıracağım. Şimdi hayatın doğal akışına aykırı. Ben oraya adam çağıracak olsam 60 yaşında bir kebapçıyı mı çağırır? Sosyal medyada bir sorunumuz vardı. İşte dizideki rollerinden çıkamıyor. Hep işte belinde silahla geziyor gibi ithamlarda da İşte şu oldu. İşte belinde silahla geziyor. Öyle bir lanse ettiler ki sanki ben biz birisini vurmuşuz gibi. Hayır. Vurulan bizim o çağırdığımız 60 yaşındaki kebapçı abimiz. Ve bu acağından vurulmuş olduğu halde 24 saat gözaltında tutuldu. Hastanede tutulmaz. Ha bu prosedürü bilmiyorum bakın. Hani bu yasal prosedür müdür, doğru mudur, değil midir kimseye suç atamam. Ama olanı söylüyorum. Peki avukatın darp raporu almak için hastaneye gidiyorsunuz mu? Darp raporu aldık işte kızı tek yani görüntülerde var. O görüntü size verdikleri görüntülerde yok o. Yani kapı açılıyor. Yağmur bu arada Allah razı olsun. Arka taraftan ön tarafa atladı. Ön koltuğa atladı. Şöyle haberler çıktı işte sevgilisiyle kucak kucağı diye. Yani kapıyı açıyorlar, kıza tekme atıyorlar. Kız darp raporu. Beni indirmeye çalışıyorlar çünkü. Size siper oldu diye. Allah razı olsun. Kızı indirmeye çalışıyorlar. Kız da darp raporu oldu. Hadi ben suçluyum. Kızı niye vurdunuz? Hatta çünkü görüntülerde şey diyor yani. Bayan var arabada açmayın kapıyı falan tarzında videoda görüntüler var. Ve ayrıca da tamam bizim taraf suçlu. Velev ki. Karşı taraf suçsuz mu? Bize yaklaşık 30 saat diyorum. 30 dakika ya da 20 dakika. Gerçi süre bize çok uzun geldi bilmiyorum. Belki de 15 dakika. Hürriyetimizden alıkonma, o şeylerin bariyerlerin inmesi. Ya siz güvenlik kuvveti misiniz? Ya da orada niye güvenlik kuvveti yok? Ya şey kolluk kuvveti yok. Herhalde orada isyan edenler arabanızın önünü kesenler de sizin arkadaşlarınız dövdü gitti tarzında. Size genelde bir sistemde yoktu, arkadaşlarınız geldi karıştırdı ortalığı evet, tarzında. Evet arkadaşlarım geldi vuruldu. Evet arkadaşım geldi vuruldu. Telefonda aradım diyorum bakın söyledim. Adam çağırdım moduna geldi. Evet adam çağırdı şöyle adam çağırdım. Dedim ki abi buradaki komisyon benimle ilgilenmiyor. Hani sen burada esnafsın, tanıdığın vardır. Ne bileyim ambulans yok, bir şey yok. Ben hani etap bilmem, yolu bilmem. Hani biriniz gelin de buraya. Hani arabayla bu tarafa mı gidelim, bu tarafa mı gidelim? Ya da hani nedir şey? Şimdi ben de oyuncu olduğum için sadece kendi adıma konuşmuyorum ama hislerimizi çok böyle yukarılarda ve heyecanlı yaşıyoruz. Hatalarım yok mu? Var. Evet, sinkaplı konuştum ama orada da özür diledim herkesten. Bütün kadınlardan dedim çok özür dilerim hani ve bu arada hiç kimsenin şahsına küfür etmedim. Hani şunu dedim yapacağınız organizasyonun böyle organizasyonun bunları söyledim ama hiç kimseye şahsına küfür etmedim. Mustafa Bey, geçmiş olsun son kez avukat Hande Alın. Evet Hande Alın siz de bir şeyler söyleyin nasıl işleyeceksiniz? Öncelikle Mustafa Bey ile alakalı söz konusu olayın yaşandığı yerde. Söz konusu olayın yaşandığı yerde Mustafa Bey'in hürriyetinden yoksun bırakılmasıyla alakalı ve arkadaşlarının ve kendisinin darp edilmesiyle alakalı hukuki süreci başlattık. Bundan sonra da hukuki sürecin takipçisi olacağız. Aynı zamanda Mustafa Bey'le alakalı yanlış
haberler yaparak kendisini itham eden kişi ve kurumlarla alakalı da hukuki süreci başlatacağız. Teşekkür ediyoruz. Mustafa abinin spora ve sporculara karşı böyle bir kötü lanse edilmeye çalıştı medyaya ama şöyle bir durum oldu. Bunu söylemeden hemen dedim, kusura bakmayın size de bu soğuk tutuyoruz ama benim İzmir'de bir iş adamım, bir arkadaşım telefon etti ve otizmli çocuklarımız için bir futbol takımı kurmayı ve bunu çeşitli illere götürmeyi söyledi. Ben de Mustafa abiye bu konuyu açmıştım. Mustafa abi Adana Demirspor taraftarı olarak götürelim oraya. Bütün masrafları bana ait. Böyle bir şey olduğu için ben çok mutlu oldum. Beni de vesile kıldığınız için çok teşekkür ederim dedi. Hatta bununla ilgili bir çalışma da başlatacaktık ama şu an haberleri açıyorum. Ciddi anlamda bir spora karşı gibi görünüyor. Maalesef böyle değil. Öyle karşısından göründüğü gibi bir insan da değil. Yakından tanıyorum. Zaten çok eski de dostum. Abim, arkadaşım. Çoğu zaman yanında dertleştiğim abim. Ben hiç bugüne kadar kalp kırdığını görmedim. O gün böyle bir talihsiz bir olay oldu. Başımıza geldi. Şunu da söyleyerek üzerine basıyorum. Dün geçen gün canlı programda şunu söylediler. Kaçıyorlardı, önlerini kapattık dediler. Bu arada arkadaşlar, kaçtığımız iddia edilen araba altımızdaki jipti. Bu arada ben rally pilotuyum. Ben o bariyerleri çok rahat kırar kaçardım. Ama kaçabilecek öyle bir pozisyonun içinde değildik. Çünkü olayın ne olduğunu biz de o çokla anlayamadık. Arabanın içindeydik, eşim de arabanın içindeydi. Yine söylüyorum, mübarek Ramazan ayındayız. Bu arada ben emniyet müdürlüğüne götürüldüğümde yüzleri tanımam açısından orada güvenlik kameralarının tamamını izledim. Güvenlik kameralarının tamamı orada mevcut. Elbet çıkacak. Haklı, haksız. Çok üzülerek söylüyorum. Tamamen bir kişiye yapılmış, tamamen bir algı operasyonu gibi bir şey oldu bu. İstiyorum inşallah hak yerini bulduğunda inşallah tek tek özür dileyeceklerini diliyorum yani. Çok teşekkürler. Çok sağ olun.